İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Mersin Gazetesi. Kaçak AVM'ye uygun değildir raporu. Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Komisyonu Mersin'e sahip çıktı. Mersinli Mimar Abdullah Yılmaz, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi komisyonlarından Mersin Marina AVM kıyı yağması inşası için tokat gibi cevap, Mersin sahipsiz değildir. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu belli oldu. Mersin'den 10 firma, ISO 500'de. İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasına göre 2019 yılının zirvesinde 87 milyar 949 milyon lira üretimden satışlarıyla yine Tüpraş yer aldı. Çukurova Gazetesi. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ailesi büyüdükçe başarılarımız da büyüyor. İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen ve 2019 verilerinin baz alındığı Türkiye'nin 1. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nden 10 firmanın girmeyi başardığı açıklandı. Seçer, yatırımları yapmak için bir yol bulacağız. Geçen hafta yapılan meclis toplantısında tartışmalara neden olan borçlanma konusu hakkında konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bütçede öngörülen borçlanma kalemini meclisten talep ettiklerini fakat kabul görmediğini hatırlattı. Haberci Gazetesi. Mermer Ocağı yaşamı bitirir. Anamur'da halka rağmen yapılmak istenen mermer ocağının 16 Temmuz'daki keşfi öncesi kamuoyuna mermer ocağı yaşamı bitirir denilerek destek çağrısı yapıldı. Faize çalışıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz ayı olağan toplantı döneminin ikinci birleşiminde halkın parasıyla hizmet üretmekle yükümlü belediyenin faiz yükü altında ezildiği ortaya çıktı. Tanık Gazetesi. Çarşı esnafının çığlığını duyun. Mersin merkezde cazibe alanları yaratılamadığı için bölge esnafının iş yapamıyor duruma geldiğini vurgulayan Algüllü, son 3 yılda Bit Pazarı'ndaki 150 dükkandan 70'i kepenk kapattı dedi. AKP ilçe başkanının İmam Ağabey'ine müdürlük. Mersin'in AKP Gülnar İlçe Başkanı Tevfik Kalemci'nin İmam Ağabeyi Mehmet Kalemci Sosyal Hizmetler Müdürü oldu. Güney Gazetesi. Faiz çıkması. Mecliste söz alan CHP'li meclis üyesi Muhittin Ertaş'ın 2019 yılında sadece faizlere 201 milyon lira faiz ödendi. Bu meclisin bu faiz yükünden bu belediyeyi kurtarması gerekiyor açıklamasına yanıt veren Başkan Seçer, bu yılda 197 milyon lira faiz ödeyeceğiz, 2022'ye kadar da bu yük devam edecek dedi. Ramazan öğretmen görev şehididir. Eğitimsen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül, Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'nde 4 Temmuz'da meydana gelen patlamada ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden öğretmen Ramazan Şahin'in görev şehidi sayılması ve ailesine görev şehidi tazminatı ödenmesi gerektiğini söyledi. Akdeniz Gazetesi. Kavga istemiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaşanan gerilimli toplantının yankıları sürüyor. Ender Erdemil için Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde taziye yapıldı.
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazeteci Ender Erdemir için Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde taziye programı gerçekleştirildi. Hakimiyet Gazetesi. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nden 10 firma ISO 500 listesinde. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nden 10 firma, İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen Türkiye'nin 1. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer aldı. İhracat Şampiyonu Kırmızı Mercimek. Ahbip Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, yılın ilk yarısında Türkiye'nin 3,47 milyar dolarlık hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatına %17 oranında destek verdiklerini belirtti. İMC Gazetesi. Kural Uyarısı. Geçtiğimiz hafta yaşanan olaylı meclisin ikinci birleşimi yapıldı. İşletme değil, okul. Eğitimsel öğretmen Ramazan Şahin'in ölümüne meslek liselerine bir işletme gözüyle bakan zihniyetin sebep olduğunu iddia etti. Yeni Güney Gazetesi. Kızıltan, Bakan Varank'a Mersin sanayicisinin taleplerini iletti. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, video konferansla sanayicileri dinleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a Mersin'in taleplerini iletti. Çocuklar çığlık atmayı öğreniyor. Mersin'de 4-7 yaş grubu çocuklara yönelik mahremiyet eğitimi başladı. Yeni Haber Gazetesi. Sanayinin küçük ustası oto elektrikçisi Ayşe. Erdemli'de ortaokul 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Ayşe Kayacı, yaz tatilinde Erdemli Sanayisi'nde babasına ait oto elektrik tamir servisinde çalışarak hem babasına yardım ediyor hem de okul harçlarını çıkarıyor. Tarsus'ta Down sendromlu ve engelli bireyler için artı bir kafe açıldı. Tarsus Belediyesi Down sendromlu ve engelli bireylerin sosyal hayata daha iyi adapte olmalarını sağlamak amacıyla artı bir kafe açtı.